внимание! Говорит и показывает Москва. Работают все центральные каналы телевидения. Смотрите и слушайте Москву. Hanımlar, beyler, herkese yeni bir vlogtan da cennet vatanımızın cennet köşesinden, Ölüdeniz'den herkese tekrar merhabalar. Ana vatana geldik, geziyoruz, ailemle birlikte güzel bir tatil geçiriyorum. Bayramın ikinci gününde geldim sevgili dostlar buraya. Manzara süper, güneş, kum, sıcaklık orta derecede, 28-29 böyle, 34-35'lerde değil. Gerçekten de hoş bir tatil geçiriyoruz. Mükemmel derecede. Kış, Rus kışından sonra burada tabii kemiklerimi ısındırıyorum. Çocukların da kemikleri ısınıyor. Devamlı oynuyorlar, devamlı bir aktivite içindeler. Gayet güzel. Ölüdeniz güzel bir yer sevgili dostlar. Tavsiye ederim mutlaka gelmeyenler için. Fakat cebinizde para olması gerekiyor. Niye derseniz, ya arkadaşlar, atalarımız, büyük babalarımız savaşmışlar Yunan'a karşı, İtalyan'a karşı. Bu cennet vatanı savunmak için. Ama gel gelelim, memleketin öz evladıyız. Kapıdan girişte 7 lira. Ondan sonra şezlong ücreti 15 lira. Şemsiye ücreti de bir 15 lira. Hop, oldu mu size yekün? Bir de bunun 3 kişiyseniz, 4 kişiyseniz daha da bir yekün tutuyor sevgili dostlar. Bir de içeride yemek yiyeceksiniz. En ucuz şey 15 lira, 20 liradan başlıyor. O yüzden cebinizde para olması gerekiyor sevgili dostlar. Buranın plajı derseniz, plaj kum değil, çakıl taşları var. O yüzden de yürürken böyle zorluk çekiyorsunuz. Ama denizi mükemmel. Şimdi göreceksiniz sevgili dostlar. Ben sualtı kamerasıyla çekeceğim size. Gerçekten tertemiz bir denizi var. Seyrettiniz değil mi? Gerçekten tertemiz deniz var. Bu arada belki dikkat etmişsinizdir yüzümdeki maskeye. Almak isteyenler, düşünenler var ise hiç düşünmeyin sevgili dostlar. Alın, ağzınızdan, burnunuzdan rahat rahat nefes alıyorsunuz. O eski şnorkeller gibi değil bu maske. Ben geçen sene Marmaris'ten almıştım. Decathlon'dan baktık oğlana. İki katı daha pahalıya satılıyor yani, o derecede. O yüzden de normal marketlerde satılanlardan da alabilirsiniz. Çok böyle ahım şahım bir teknolojisi yok. Ben şimdi buraları biraz daha gezeyim. Gözlemlerimi,
gezdiğim yerleri daha iyi anlatabilmek için videoya burada bir ara verelim. Videonun devamı gelecek. Hadi bakalım. Check the mic and make sure it sound right, boys. Şimdi anlattığım gibi burada her şey ücretli sevgili dostlar. Ücretsiz hemen hemen hiçbir şey yok. Sadece parka girerken beraberinizde yemek getirebiliyormuşsunuz. Bunu öğrendim buranın yerli bir vatandaşından. Hatta diyor ki bundan diyor 7-8 yıl evvel daha kötüydü burası diyor. Yani bayağı bir maganda varmış. Maganda mekanlıymış. Evet, videonun da başında dediğim gibi burada hemen hemen parasız hiçbir şey yok arkadaşlar. Her şey paralı. Demin şöyle bir büfelerdeki ücretlere baktım. Bir döner ekmek falan 30-40 lira. Kola 10 lira. Yani aşırı ücretler arkadaşlar bunlar. Çok merak ediyorum. Mesela dünyanın çeşitli yerlerine giden sevgili dostlar, yorumlara yazın. Tayland'a giden varsa, Ibiza adasına falan giden varsa, böyle turistleri öpüyorlar mı? Haşırt diyerekten. Çok merak ediyorum gerçekten. Şöyle arkamda gördüğünüz büfeler var sevgili dostlar. Buralar bayağı öpüyor yani, bildiğiniz öpüyor. Ha diyeceksiniz ki kardeşim niye gidiyorsun? Güzel kardeşim, memleket bizim. Oraya gitmeyeceğiz, buraya gitmeyeceğiz. Nereye gideceğiz? Evimizde mi oturacağız? Mesela yamaç paraşütü sordum. 400 lira dediler. Bu en aşağısı yani. Abi 400 lira ne ya? Türkiye Cumhuriyeti gibi bir memlekette zaten millet 2000 lira askeri ücret alıyor. Bunu nasıl verecek bu adam? Hayatında bir kere yapacak diyenler olacaktır tabii ki. Yok arkadaşlar, çok uçuk fiyatlar bunlar. Öyle böyle değil yani. Şu söze de ayar oluyorum. Ya işte 6 ay 7 ay çalışıyoruz. Anca işte kazanıyoruz. Abi çalış, kışın da çalış. Kışın da turizm yap. Yani illa yazın mı turizm yapılıyor? Kışın da bir şeyler yapın. İnsanları çekin buraya. Böyle arkamda görüyor musunuz bilmiyorum, yamaç paraşütü yapanlar. Fıldır fıldır arkadaşlar. Şimdi benim yaşım 37. Hayatımda ilk defa ölü denize geliyorum. Diyeceksiniz ki ya elin memleketinde adamlar her sene farklı farklı ülkeleri geziyorlar. Sen bir tek ölü denize gelmişsin. Ya işte aradaki fark böyle açık arkadaşlar. Maalesef ülkemizde birçok insan tatil yapamıyor. Tatil yapsa bile o güzel yerlerin tadını alamıyor tam manasıyla. Çocuklarına bir şey alamıyorlar. Yani dondurma olmuş, topu 5 lira ya. Ayıptır, günahtır. Şimdi diyeceksiniz ki ya bu ne biçim vlog kardeş, paso şikayet ediyorsun pahalılıktan. Ama böyle, her şey parayla oluyor. Kimse öpücükle bir şey vermiyor. Doğru mu? Haberleri izledim. Haberlerde çok komikti. Bayramda Muğla'ya, komple Muğla'ya 4 milyon turist gelmiş diyorlar. Yani Muğla'nın otel kapasitesi ne kadar, onu bir sorgulamak gerekiyor. Ya bayağı bir komiğime gitti işin açıkçası. Bu arada şu yamaç paraşütünden de bayağı tırsıyorum sevgili dostlar. Allah muhafaza bir ters rüzgar falan tepe taklak olursunuz 2 dakikada yani. Zevk alacağım diye binersiniz, ölürsünüz, gidersiniz. Evet, cennet vatan, cennet vatan diyoruz. Ama cennet vatanımızın ne kadarından yararlanabiliyoruz? Ne kadarını gezebiliyoruz? Önemli olan bu. Açık ve net konuşayım, objektif olayım sevgili dostlar. Ben bu cennet vatanı Moskova'ya gittikten sonra tanımaya başladım. Neden? Her zaman söylüyorum, gezmek parayla ilintili bir şey. Paranız varsa gezersiniz. Biz de orada para kazanmaya başladık. Böylelikle gezmeye başladık ülkemizi. Şunu da söyleyeyim. Fethiye Belediyesi kimde veyahut da Muğla Belediyesi hangi partide onu bilmiyorum ama abi biraz bakın ya şu plajlara. Tonla para kazanıyorsunuz, vergi kaldırıyorsunuz buradan. İnsanlara
ihale usulü büfe veriyorsunuz, bilmem ne veriyorsunuz. Bari şu plajları kumlayın arkadaş. Her yer çakıl ya. Tatile gelen insanların mottosu nedir? Kum, güneş, deniz. Kum var mı? Yok. Her yer çakıl. Getirin kardeşim, memlekette kum mu yok? Bir yerlerden getirin. Kumlayın. Dünya kadar para kaldırıyorsunuz dedim ya. Bir kolu 10 lira, bir top dondurma 5 lira. Taksi ücretleri deseniz almış başına gitmiş zaten. Şuradan şuraya gidiyorsun 150 lira falan yazıyor. Acayip böyle mevzular. Bir dahaki vlogu nerede yapacağım? Otelimden yapacağım. Her şey dahil konseptini size anlatmaya çalışacağım. Nedir bu her şey dahil konsepti? Nasıl olur? Neler vardır içinde? Hani böyle kulağınıza kadar şokolat mı sürüyorsunuz? Çokonat mı sürüyorsunuz? Bu tarz yerler mi? Bunları bir şekilde anlatacağım arkadaşlar size. Ruslar neden her şey dahil geliyor? Ruslar ne kadar mal ediyor bu yolculuğu? Bunları güzel güzel anlatmayı düşünüyorum size. Nefes alacağınız güzel bir oksijen deposu burası sevgili dostlar. Yani büyük şehirlerden kaçıp kaçıp gelenlere hak vermiyor değilim işin açıkçası. Tabiri caizse tabiat ananın bütün bitkilerinin kokusunu bir anda alabiliyorsunuz burada. Burnunuz sevgili dostlar şenlik havasına giriyor o derecede. Kozalakların kokusu, çiçeklerin kokusu. Her şey süper. Şöyle arka tarafa doğru dolanalım. Gerçekten böyle bir vatana sahip olduğumuz için şükürler olsun. Ve bu vatanı bize kazandıran, bu vatan için uğrunda can veren, kolunu bacağını kaybeden, sakat kalan insanlara da buradan diyorum ki Allah razı olsun. Gerçekten muhteşem bir vatanı koruyorlar. Askerdeyken, askerlik yaptığım dönemde yeşilden tiskinmiştim böyle. Yani yeşil elbise, ondan sonra ot, çöp. Bunlardan harbiden tiskinmiştim. Hiç aklıma da gelmezdi. Bu yaşlarıma geldiğimde böyle yeşili bu kadar çok seveceğim. Yeşil gerçekten güzel bir şey. Ama askerlikte nasıl tiskindiriyorlarsa artık belli bir müddet görmek bile istemiyorsunuz. Şunu söyleyeyim. Buranın çalışanlarıyla sohbet ettiğimde sevgili dostlar, Türklerden nefret ediyorlar. Türk'ten nefret ediyor. Yani gelmelerini bile istemiyorlar Türk turistlerin. Öyle bir nefret ettirmiş insanımız kendinden. Şezlongu veren çocuklar diyor ki abi diyor burada para vermeseler yani bu şezlongları 15 lira vermeseler inan oluyor bizim Türkler bunları çatır çatır kırar. Bir şezlongun tanesi 500 lira dedi çocuk da hadi git oradan dedim ya benim yiyorsun. Altı üstü plastik yok abi diyor toptan fiyatı 500 lira gerçekten diyor. Belki çocuklar haklıdır. Ben biraz şey bakıyorumdur, pozitif bakıyorumdur olaylara. Dedikleri gibi belki de harbiden de bir oturuşta kıran vatandaşlarımız mevcut olabilir. Hemen şunu da belirtmek istiyorum sevgili dostlar. Elimden gelse bir kampanya başlatırım. Şu su sporlarını memleketin bütün dört bir tarafında yasaklasınlar. Kardeşim denize geliyoruz. Her yerde su sporları yapan böyle araçlar dalga yaratıyor, suyu bulandırıyor. Biz gelmişiz sakin böyle güzel berrak suda yüzmeye. Adamlar mahvediyor deniz sevgili dostlar. Marmaris'e gidin. Marmaris'te her noktada su sporları yeri var. Bir de uygun fiyata da veriyorlar yani. Bilmem kaç euro ile başlıyor. Lira ile de değil. Ondan sonra buraya geldik. Burada da aynı. İşte muzu, bilmem nesi, cartı curtu şimdi göstereceğim. Dalga yapıyorlar boş boşuna yani. Veyahut da bilmem kaç kilometre ileride yaptırın şu sporlarını ya. Ben senin motor vızıltını dinlemek zorunda mıyım kardeşim? Suyu kirletmekten başka hiçbir alta yaramıyorlar sevgili dostlar bunlar. Benim tabii en çok merak ettiğim nokta bu kadar para kazanıp ne kadar vergi ödedikleri. Yani sezon sonu ellerine ne kadar geçiyor benim için hiç önemli değil. Kazansınlar. Sonuçta güneşin altında aylarca, günlerce çalışıyorlar.
Fakat ne kadar vergi ödüyorlar? Devletimize ne kadar vergi dönüyor? Beni en çok meraklandıran nokta bu. Çünkü biliyorsunuz ben kuyumcuyum. Kuyumculardan biliyorum. Kuyumcular bakkal kadar genelde vergi öderler. Dünya kadar para kazanıp bakkal kadar para ödemek ne kadar adaletli bir tutum, onu siz takdir edin. Evet, karşı tarafta yine bir Türk bayrağı. Türk bayrağına hiçbir zaman alerjim olmadı. Zaten alerjim olması gibi bir durum da söz konusu değil. Ama benim anlayamadığım, Türkiye Cumhuriyeti'nin neden her yerde Türk bayrağı asılı? Şu dağda bile. Ya sevgili dostlar, kendi memleketimizde, insanımızda ne kadar Türkçülük propagandası yapıyoruz farkında mıyız acaba? Ben yani yurt dışından geldiğim için çok çabuk fark edebiliyorum. Hani yurt dışına çıkarsınız, sağınıza solunuza bayrak asarsınız, arabanıza bayrak asarsınız. Bunu anlayabilirim. Hiçbir sıkıntı yok. Başka bir ülkedesiniz ve bayrağınızı gösteriyorsunuz. En güzel olan da bu zaten. Bayrağınızdan utanmıyorsunuz. Ben de dahil utanmıyorum. Ama Türkiye Cumhuriyeti'nde İstanbul'a gidiyorsunuz, büyük şehre, İzmir'e gidiyorsunuz. Buraya geliyorsunuz. Her yerde arkadaş, yani ebadı, abuk subuk ebatlarda bayrak asıyorlar. Bayrak bayrak da değil, bayrağı da hakaret gerçekten. Bayrağı incecik bir tane şeyden, tekstil kumaşından yapıyorlar. Bayraktan bir bakıyorsun, karşı tarafı görüyorsun yani. Bayrağı da hakaret diye düşünüyorum ben bunu. Eskiden ne güzel bayrak yasası vardı. Herkes her istediği yere bayrak asamazdı mesela. Bu durum gerçekten sıkıntı yaratıyor. Sıkıntılı bir durum. Her evde böyle ufacık bayraklar asılı. Ütüsüz, solmuş, rengi solmuş. Hiçbir yasal yaptırımı yok. Bence her yere bayrak asılmamalı. Bu duruma bir son verdirilmeli diye düşünüyorum. Kaldı ki kendi memleketinde kime propaganda yapıyorsun? Bayrak konusuna değinmişken şunu da söyleyeyim. Bundan birkaç yıl evvel bir tane küp almıştım. Küp bayrak. Üstünde Türk bayrağının işte ay yıldızı var. Dört köşe bir küp. Neyse aldım, çantaya attım. Arabama asacağım. Evde çıkardım şöyle. Çıkardım, bazı şeylere bakacaktım. Dikkatimi celbetti. Celbetti. Bakın bakın. Lafa bakın. Abi bir baktım. Ya küpün kenarında madeni China yazıyor. Ya bayrağını bile Çin'e yaptıran bir millet olmuşuz. Ve sağda solda Türklük propagandası yapıyoruz. Allah aşkına haksız mıyım ya? Haksızsam yorumlara yazın. Made in China yazan bir Türk bayrağı. Türk dedim, Allah belanızı vermesin. Ya versin deseydim bana gelecek. Bela okunmaz. Vermesin dedik. O yüzden bence herkese bayrak yaptırma izni verilmemeli memlekette. Bayrağın da ölçüleri olmalı. Güzel kumaştan yapılmalıydı diye düşünüyorum ben. Bu konudaki hassasiyetim de böyle. Evet sevgili dostlar, Ölü Deniz'e geleceksiniz. Ölü Deniz olayı size ne kadar patlar biliyor musunuz? 4 kişilik bir aile 200 lirayı gözden çıkarsın. Yani Fethiye'den buraya geleceksiniz. Minibüsle, ki biz minibüsle geldik, taksiyi kullanmadık. Geze geze, dolaşa dolaşa. Ki Allah'a var, minibüsler de klimalı yani. Çok rahat bir şekilde geldik. Onunla beraber işte toplam yemesi, içmesi falan, şezlongu derken bir 200 lirayı gözden çıkartırsınız sevgili dostlar. Tabii yemede içmede fazla abartmazsanız 200'de çıkarsınız buradan. Çünkü yeme içme işte en, yani uygunu diyeyim size, en azı 25 lira sevgili dostlar. Hani 30-40 liraya falan şeyler gördüm, döner fiyatları gördüm. Fazla abartmazsanız 200 liraya gayet temiz bir şekilde çıkarsınız. Bu arada şunu da söyleyeyim. Buraya kendi yemeğinizi de getirebilirsiniz. Burada piknik tarzı böyle yapabilirsiniz bir şeyler. Şurada zaten sağda solda oturan insanlar var. Hemen göstereyim size. Görüyorsunuz şurada hanımlar oturmuş. Piknik yapıyorlar. Tabii piknik yaptığınız yerler çakıltaş olacak. Ona göre minder veyahut da battaniye tarzı şeyler de getirmenizi tavsiye ederim. Yerler çünkü çayır çimen değil. Evet sevgili dostlar, Fethiye'den aktaracaklarım bu kadar. Abone değilseniz abone olmayı, videolara yorum yapmayı ve videolara like etmeyi unutmayın. Sevgiler, saygılar. Paka paka.